Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısından 2.8 milyon doz daha geldiğini söyledi. Burundan sprey yoluyla uygulanacak nazal aşı ile ilgili de önemli bilgiler paylaştı. BioNTech aşısının şu an Türkiye'ye geldiği doz miktarı da 2.8 milyon oldu. Önümüzdeki zannediyorum bir hafta 10 gün içerisinde de 4.5 milyona tamamlanmış olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca BioNTech aşısının uygulanmaya başlayacağını duyurdu. Sırası gelen ben BioNTech aşısı olmak istemiyorum dediğinde bir başka Sinovac aşısı olabilir olacak. Bakan Koca Türkiye'de mutasyonlu virüs oranının %75 olduğunu açıkladı. Ağırlıklı İngiliz mutantı söz konusu. Sağlık Bakanı burundan sprey formunda nazal olarak geliştirilen aşı hakkında da bilgi verdi. Bulaşıcılığı da önleyen bir aşı olarak biliyoruz. Araştırma için üretim GMP şartlarında bittiğinde gönüllere de hızla şehir hastanemizde, Ankara Şehir Hastanemizde faz 1 çalışmasını başlatmış olacağız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgındaki parti kongreleriyle ilgili de konuştu. Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim. Kapalı ortamlarda bulaştığını biliyoruz. Kalabalık ortamlarda virüsün bulaştığını biliyoruz. Bu bilgilendirmede bir değişiklik söz konusu değil. Ramazan yaklaşırken teravih namazı yasaklanacak mı? Bakan Koca bir yasaklamanın olmayacağını söyledi. Teravihler kapalı olmayacak. Ama özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek, tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek.